Bugün Kurban Bayramı'nı milletçe, hüzünlü bir şekilde, aynı zamanda umutla kutluyoruz. Kurban, Allah'a manen yaklaşma, ruhen yaklaşma demektir arkadaşlar. Biz de biliyoruz ki bu aziz teşkilatın bütün fertleri bayramlarda her ne kadar umutsuzluk olsa da bu milletin umudu yine bu aziz teşkilatlardır. Bu aziz milletin umudu sizlersiniz arkadaşlar. O yüzden bizler her zaman umudumuzu yitirmeden daha sık bir ve beraber olmalıyız. Bugün de bunun perçinleştiği bir gündür işte inşallah. Evet arkadaşlar, gönül coğrafyamızda çok acı, çok kara haberler gelmekte. Ama bunların yine tek umudu bu millettir. Yine güçlü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler burada sen ben davasını bırakıp liderimizin arkasında daha güçlü bir şekilde durmalıyız. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha fazla bir, daha fazla beraber olacağız. Evet, kısa bir şeylerden bahsedeyim. Teşkilatlarımız şu anda biliyorsunuz bir kongre sürecinde. Bizler de 7 yıldır partimize siz dava arkadaşlarımla beraber gerek mahalle başkanlarım, gerek meclis üyelerim, gerek kadın kollarımızın üyeleri, gerekse gençlik kollarımızla, gerekse sandıkta gece gündüz demeden bir oyun namus bilip sahip çıkan sandık müşahitlerimizle 7 yıldır partimize hizmet ettik. Partimizin alnını bir leke getirmedik. Şu ana kadar yaptığımız hizmetlerde Allah'a şükür ki ne parti büyüklerimize ne partimize bir leke getirmedik. Oyumuz hep arttırarak geldik. Ama bir bayrak yarışıdır bu. Bir flama yarışıdır. Bundan sonraki sürede de bir sürü arkadaşım var. Partimizin zenginliği, partimizin büyüklüğü. Yine arkadaşlarımızdan bir tanesi ilçe başkanı olacak ve inşallah bu bayrağı daha ileri taşıyacak. Ben bütün arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Allah yeni hizmetlerde, hayırlı hizmetlerde yarış hale inşallah hepimizi beraber, birlik beraberlik içinde getirir. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diyorum. Allah razı olsun. Allah birliğimizi artırsın inşallah. Amin. Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, il kadın kolları ve ilçe kadın kolları başkanlarımız, çok değerli yöneticilerimiz, mahalle temsilcilerimiz, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, saygıdeğer basın mensupları. Öncelikle ben de mübarek Kurban Bayramınızı ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en yürekten duygularımla kutluyorum. Ali Bey ifade etti. Tabii biraz buruk kutluyoruz. Çünkü bir Müslüman kardeşi zulüm görürken, eziyet görürken, açken, susuzken, yokluk içerisindeyken bizler tabii ki mutlu olamayız. Tabii ki içerimizde hiç olmazsa o acıyı, o sıkıntıları bir nebze olsun hissederiz. Dileğimiz o acıların bir sonraki bayramlarda tükenmiş, bitmiş, yerini mutluluklara, güzelliklere bırakmasıdır. Türkiye'nin kaderiyle özdeşleşmiş bir partinin mensubu olmaktan her zaman onur duydum, gurur duydum. Artık biz biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle ülke kaderi, AK Parti'nin kaderiyle ülke kaderi artık birleşmiş durumda. Onun içindir zaten bu gümbürtüler kopuyor. Onun içindir ki bütün dünya toplanmış hem Türkiye'ye indirek olarak çevre coğrafyasında ve İslam olan toplumlara böylesine acılar yaşatıyorlar, böylesine zorluklar yaşatıyorlar. Bizler bunun bilincinde olarak partimizin kurulduğu ilk günden beri önce partimiz, önce ülkemiz, önce şehrimiz, önce memleketimiz anlayışıyla çalıştık. Özellikle AK Parti'nin halka hizmet, hakka hizmet anlayışı sürdüğü sürece önce kendisi değil, önce bu söylediklerimin önceliği olduğu sürece her zaman siyaseti hizmet etme aracı olarak gördüğü sürece, samimice
gayret ettiği sürece inşallah AK Parti'nin kaderi de ülkemizin kaderi de çok daha güzel günlere götürecek bizi. Bu duygu düşüncelerle siz değerli teşkilat mensuplarımızın ve tabii ki başta değerli ilçe başkanımızın çalıştığımız süre içerisinde partimizin kurulduğu ilk günden beri gösterdiği fedakar çalışmalara bu bayram vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Siyasette mevkiler, süreçler bitmez. İnşallah çok daha farklı yerlerde arkadaşlarımızın başarılarını görmek istiyoruz. Ve biz biliyoruz ki az önce söylediğimiz ilkeler içerisinde yürüdüğümüz sürece birliğimiz, beraberliğimiz de hiçbir zaman sarsılmaz. Onun bilinciyle, onun hassasiyetiyle çalıştığımız sürece ülkemizin de İslam aleminin de bileğini kimse bükemez diyor. Bu duygu düşüncelerle Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Amin. Kurban bayramımız amin, amin, kutlu olsun. Değerli başkanım, ilçe başkanım, belediye başkanım, milletvekilim, hanım kardeşlerim, değerli basın mensupları. Ben de öncelikle tabii teşkilat içindeyiz. Bütün teşkilat mensubu kardeşlerimizin, İzmitli kardeşlerimizin, Kocaeli kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah mübarek etsin. Amin. Tabii hepimize sağlık, sıhhat, afiyet içinde nice bayramlarda huzur içinde, güven içinde buluşmayı nasip et. Tabii bayramlaşma bugün çok. İl bayramlaşmasını yapacağız. Sonra kent bayramlaşması derken akşama kadar bugün bu törenler devam edecek. Hamdolsun cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ülkemizin etrafı ateş çemberi, kan gölü halinde. İçimiz buruk. Ama o ateş çemberinin içinde olan insanlar da, toplumlar da bizim ayakta kalmamızı istiyor. Bizim yıkılmamamızı dua ediyor. Çünkü bu ümmetin birliği, ümmetin dirliği yaşaması için Türkiye'nin ayakta kalmasına kendilerinin ayakta kalması gibi önem veriyorlar. Dua ediyorlar. Onun için bu kurban münasebetiyle kurban yakınlaşma başkanımız da ifade etti. Birbirimize daha yakın olacağız. Birbirimize daha çok değer vereceğiz. Birbirimizi daha çok önemseyeceğiz. Siyaset demek zaten insana değer verip insanı yüceltmek anlamına geliyor. İnsanı yaşatmak, güvenle, huzurla yaşatmak. Siyasetin asıl meselesi zaten bu. İnsanı yüceltmektir siyasetin asıl gayesi. Bizim büyüklerimiz böyle öğrettiler bize. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. İnsanın olmadığı yerde, insanın yerlerde sürüldüğü yerde devlet olsa ne olur, olmasa ne olur, değil mi? Belediyenin de görevi bu, parlamentonun da görevi bu, hükümetin de, cumhurbaşkanının da görevi bu olduğuna inanıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nın bizi birbirimize daha çok yakınlaştırmasının, daha değer vermemizin önemine inanmamızı, kardeşliğimizin pekişmesine, birliğimizin, beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Rabbimden temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ali kardeşime de teşekkür ediyorum. Nöbetini namusuyla çok güzel bir şekilde ekibiyle birlikte bugüne kadar, kuruluşundan bugüne kadar devam ettirdi. Bundan sonra da inşallah nöbete devam edeceğiz. Değil mi? Farklı görevler de olabilir. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Sözü size takdim edelim. Evet, Sayın Değerli Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Başkanı, İzmit Belediye Başkanı, çok değerli arkadaşlar. Hepinizi öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zaman daraldı, ben de Darıcı'daydım, oradaki programı bitirdik. Aşağıya geldik, dediler ki, devam ediyor bayramlaşma, size de selam vereyim dedim. Gerçekten ağız tadıyla bayramlarımızı kutluyoruz. Ne kadar şükretsek azdır.
her yönüyle hem bu bayramlarımız hem seçim sonrası o bayramlarımızı sizlerin desteğiyle, gayretiyle, çalışkanlığıyla, yardımıyla kutluyoruz. Allah nice böyle mutlu günleri, mutlu günlerimizin çoğalmasını bize yaratan bizlere nasip etsin. Şöyle geriye doğru bir 15 günlük sürece bir baktığımızda, işte 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladık. 946. yıl dönüm ki bizim açımızdan, partimiz açısından da önemli. Niye? Bizim 2071 hedeflerimiz var. Malazgirt Zaferi'nin 1. yıl dönümü. Dolayısıyla önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla onu kutladık. Arkasından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yine hep birlikte kutladık. Bugün de Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Bu dediğim gibi güçlü olmanın bir neticesi. Sabahleyin gelirken şöyle bir baktım, şu etrafımıza bakıyoruz, işte Irak'a bakıyoruz, Suriye'ye bakıyoruz, Arakan'a bakıyoruz. Gerçekten içler acısı, insan için acıyor. Sabahleyin haberlerde vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadeleri. İstiklal Savaşı'nda Arakanlı Müslümanlar 35 bin altın bize yardım etmişler. Okutur Savaşı'nda yaramıza melhem olsun diye para göndermişler. Dolayısıyla bizlerin de ona duyarsız, şu andaki o yaşanan zulme, katliama duyarsız kalmamız mümkün değil. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli girişimlerde bulunuyor. Bu ay içerisinde tahmin ediyorum ortalarında Birleşmiş Milletler tarafından da bir toplantı yapılıp bunlar masaya yatırılacak. Ümit ediyorum ki güzel bir netice elde edilir. Oradaki zulüm de sona ermiş olur. Ben bu vesileyle tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah nice bayramları hep birlikte yaşamayı bizlere nasip etsin diyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet. Ben de kıymetli vekilimizi, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçe başkanımızı, İzmit Belediye Başkanımızı, bilhassa bugün bir arada olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğum AK Parti İzmit ailesini muhabbette selamlıyorum. Her birinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aslında söylenecek sözlerin her biri söylendi. Özellikle son birkaç bayramdır yapmaya gayret ettiğimiz ilçelerdeki bayramlaşmalardan sonra İzmit'le bayramlaşma adetini oturtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Altlı üstlü olmanın bazen artıları bazen eksileri olabiliyor. Biz o eksiği yaşatmamak için İzmit ilçenin de hukukunu korumak adına her bayram burada bütün ilçelerdeki bayramlaşmaları bitiren vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız bizler hiç yoksa gelip kısa bir selam verip ardından da aşağıdaki il bayramlaşmamızı yapmayı bir zenginlik kabul ediyoruz. Rabbim inşallah bu bizim en büyük ikinci ailemiz. Birisi çekirdek ailemiz, ikincisi de çok büyük bir aile olan bu AK Parti ile ailemizle bayramlaşmayı daha nice uzun yıllar yapmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Böylesi birlik ve beraberlikle ülkemize daha nice uzun yıllar hizmet etmeyi bizlere, sizlere, tüm AK Parti mensuplarına Rabbim nasip etsin diyorum. Tabii ki Ali Başkanımız az önce de ifade etti. Ali Bey ile il başkanı olarak 3 yıldır, onun ilçe başkanlığı sürecinde de yaklaşık 15 yıla yakındır bir geçmişimiz var. Emeğine şahidiz, gayretine şahidiz ve bugün kendisinin ortaya koymuş olduğu yol haritasında önümüzdeki dönem aday olmayacağı sözüne de sonuna kadar bizler destek olacağız. Ve inşallah başka yerlerde, başka pozisyonlarda Ali Bey'le ve diğer tüm arkadaşlarla siyaset yapmak, bu davaya hizmet etmek, bayrağı daha ilerlere taşımak için var gücümüzle de inşallah çalışacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Hem Ali Bey için hem de göreve devam etmeyeceğini ifade eden diğer ilçe başkanlarımız için ne de görev değişikliği ileride olacak olan yöneticilerimiz için bu yaşanılanlar, bu yapılanlar asla bir veda değil. Başka bir hizmet kapısına bence gemiyi sürmekten başka bir şey değildir. Sonuçta bizim bu davaya olan muhabbetimiz ancak mevta olduğumuzda biter. Biz böyle inandığımız için 16 yıldır bu gayreti, bu emeği hep beraber ortaya koyuyoruz. Değerli arkadaşlar, inşallah bundan sonra da bu gayreti sürdüreceğimizin de altını çizmek istiyorum. Son olarak biliyorsunuz Ali Başkan'ın ifadesinden sonra burada bir süreç yaşayacağız. Bayramdan sonraki yakın bir takvimde önce şu anda yaklaşık 15 civarında olan ki bu İzmit'in, İzmit Teşkilatı'nın, İzmit AK Parti ailesinin de bir zenginliği olarak gördüğüm aday aday arkadaşlarımızla beraber bir temayül süreci yaşayacağız. Ardından mülakat, peşine istişare ve en son noktada da çok uzamadan bizler İzmit'te ilçe başkan adayı olarak ortaya çıkan isimle beraber
hem aday adayı arkadaşlar, hem mevcut ilçe başkanımız, hem biz hep beraber belediye başkanları, milletvekilleri beraber İzmit'te aynı geçmiş dönemdeki heyecanıyla, gayretiyle 2019'daki yerel seçimleri ve genel seçimleri hep beraber başarıya ulaştıracak olan kadrolara ulaşacağımıza inanıyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim etsin. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bizler bayramlaşmadan müsaade ederseniz çıkalım. Aşağıda zaten bayramlaşacağız. Böylelikle bu dar ortamda daha fazla sıkıntıya sebep olmayalım diyor. Allah'a emanet olun diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şu çabuk şey yapabilir misiniz? Arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Ay, bana gülüyor mu ya? Bir saniye başlayalım. Olmuyor.